Tonguç Akademi'nin 9. sınıf kanalına hoş geldiniz. Ben Elif Nil Ünlü. Belki beni kendi kanalımdan da tanıyor olabilirsiniz. Sizlere okulun, bu yeni 9. sınıfın nasıl geçtiğini, nasıl ilerlediğini anlatacağım. Öncelikle öğrencileri bu kadar önemseyen bir kanalda olmaktan gerçekten çok mutluyum. Artık bir influencer'ım. Bu da çok tatlı gerçekten. O yüzden yine tekrar teşekkür ederim. Çayınızı koyduysanız ve abur cuburlarınızı topladıysanız biraz sohbet edin. Öncelikle okulu seçişim ve okula gelişim tabii ki de her öğrenci gibi birazcık sancılıydı. Belki normalde olan öğrencilerden bir tık daha sancılıydı. Nedeni normalde istediğim LGS puanına aslında erişememiş olmaktı ve bunun verdiği büyük bir üzüntü vardı. Puanım bu arada merak ediyorsanız ki çoğu LGS ile ilgili video çeken veya işte 9. sınıfa geçen kişilere sorulan bir soru. 476 aldım. Neyse sonuç olarak çok genelde gidebileceğim okullara, çok rahatlıkla girebileceğim okullara giremeyeceğim bir durumdaydım. O yüzden birazcık üzgündüm. Ama yine de kendi elimde güzel seçenekler vardı. Bunların da hepsini değerlendiriyordum. Ailemle sürekli konuşuyordum. Ve gerçekten durmadan okul tartışmak çok yorucu bir şey. Belki LGS'ye çalışmaktan daha yorucu olabilir. Neyse en sonunda biz okula karar verdik. LGS'ye çalışırken hiç tahmin etmeyeceğim bir okula gittim. O yüzden neler bekleyeceğimi, neler karşıma çıkacağımı pek bilmiyordum açıkçası. Biraz da bunun korkusu vardı okula başlamadan önce. Ama şu an doğru okulu seçtiğimi düşünüyorum. O yüzden rahatım yani bu konu hakkında. Okulun yerini seviyorum çünkü ağaçlar var, çiçekler var. Belki biraz da hani okula giderken çok kötü olmamın sebebi bu. Çok seviyorum yani böyle okulun açık bir yerde olmasını. Sizin de eğer okulunuz öyleyse beni çok iyi anlayacaksınızdır. Onun dışında gelelim okulun asıl amacı derslere. Tabii ki de. Okulun temposu ağır çünkü çok akademik bir okul. Ama LGS'den sonra bu ağır tempo bile bana çok hafif gelmeye başladı. Yani çünkü LGS'de bir konu öğreniyorduk, onun üzerine en az 1000 falan soru çözüyorduk. Ve şu an hani o kadar çok çözecek test yok. Hani öyle harıl harıl çalışacağımız çok zor konular yok ilk konulardan. Böyle bir boşluğa düşüyor insan. Zaten çok yavaş başlıyor konular. Hani siz hemen okul başladığı anda dersler gelsin hemen hemen gibi bekliyorsunuz. Çünkü LGS'den çıkmışsınız. Zaten hani yazın çok boş geçmiş, bir boşluğa düşmüşsünüz. Okul başlayınca daha da bir hani bir toparlansın istiyorsunuz ama öyle olmadı. O yüzden o konuda biraz zorlandım açıkçası. Hani kendimi durdurmakta, test çözmekte sürekli test kitabı alasım geliyor. Böyle komik durumlar oluyor aslında. Nefret ederdim hani böyle çalışmaktan etmekten. Ama eksikliğini hissediyor insan bir zamandan sonra. Gerçekten alışkanlıklar. Sizin paçanızı bırakmayan şeyler. Onun dışında öğretmenlerim çok yetkin. Bu konuda gerçekten çok mutluyum ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum. Ve eğer böyle gerçekten hani istediğiniz bir şey varsa, öğretmeniniz de bunu açıksa size de kesinlikle arkasından koşmanızı söylüyorum. Yani bu çok önemli bir şey. Direkt kendinizi belli edin, direkt gidin. İşte ben de onu yapmaya çalışıyorum şu anda. Başarılı olduğumu da düşünüyorum bu konuda. İşte şu an biraz da 9. sınıfın başında onu yapmaya çalışıyorum. Yani o projeye de katılayım, şunu da yapayım falan filan. Biraz zor olabiliyor açıkçası. O yüzden biraz kafanız dağılıyor. Benim de biraz kafam dağılık son zamanlarda. Yani uğraştığım şeyler var. Uğraşmak istediğim şeyler var. Ama hangisini gerçekten istiyorum, hangisini istemiyorum. Biraz ergenliğin de verdiği bir şey bu açıkçası. Hani 8'de de çok bilmiyordum. Yani liseye geçtiğinizde tam olarak neyi istediğinizi bilmemek bence gayet normal bir şey. Yani ben bunu çok yaşıyorum. O yüzden siz de hissediyorsanız aynı duyguları paylaşıyoruz. Kendinizi yalnız hissetmeyin kesinlikle. Dersler bu şekilde yani. Şimdi geçelim biraz daha benim için sıkıcı olan kısmaya. Ders benim için eğlenceliydi yani o kadar söylüyorum size. Arkadaş ortamı kısmına geçiyoruz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar, ben arkadaş canlısı bir insanım ve gerçekten kolay arkadaş edinirim, kolay sohbet ederim. Bu benim bence iyi bir özelliğim. Ama bazen istediğiniz o kıvamdaki arkadaşı bulamayabiliyorsunuz. Kafanız uymayabiliyor, rahat edemiyorsunuz ve çevrenizde de böyle bir insan bulamayabilirsiniz. Ya şu an onu yaşıyorum, çok çaresiz hissediyorum bazen kendimi. Çünkü sınıfta hani bakıyorum, evet bir sürü arkadaşım var, gerçekten tanıdığım insanlar var. Bir de biz bir hafta öncesinden oryantasyona girdik. O yüzden biraz daha birbirimize kaynaştık açıkçası şu ana kadar. Bu hafta içerisinde de biraz daha dersler yoğunlaştığı için iyice kendimizin, arkadaşlarımızın gerçek yüzünü gördük. Yani çok kafamın uyduğu bir insan yok. O yüzden çok oturup konuşacağım biri de yok. Yani teneffüslerde genelde yalnız geçiriyorum. Ve geçen sene 8. sınıfta belki sizde de hani öyledir. Çoğu arkadaşınız oluyor. Belki ortaokulun başından beri hani sizinle gelmiş ya da işte tüm okulu artık biliyorsunuz. Herkesi tanıyorsunuz falan böyle çok
rahat bir ortamdan birden hani sudan çıkmış balığa dönüyorsunuz gerçekten. Hiç ben 18. sınıfta bana böyle 9'da böyle olacaksın dediklerine inanmıyordum. Ne alaka yani, ben her türlü uyum sağlarım diyordum ama gerçekten zor bir şey. Özellikle hani böyle yakın bir arkadaşınızla ortaokuldan hani liseye geçmediyseniz, kimseyi tanımıyorsanız gerçekten zor, bayağı zor. Çünkü hani teneffüslerde gerçekten yapacak bir şeyiniz olmuyor çünkü konu da daha işlememişsiniz. Arkadaşınız da yok. Ya koridorda boş boş yürüyorsunuz arkadaşlar ya, ve herkes size bakıyormuş hissi geliyor. Böyle ya, bunları yaşıyorsanız lütfen yazın. Çünkü tek yalnız olduğumu düşünmüyorum ama yine de sizin de hani yazıp evet benim de böyle dertlerim var, hani başkasının da olduğunu duyunca rahatladım demeniz beni de gerçekten rahatlatıyor. O yüzden yazarsanız çok sevinirim böyle şeyleri. Normalde daha önce hiç hissetmediğim şeyleri şu an hissediyorum. LGS'de de böyle yeni şeylere hissetmiştim. Ama 9. sınıfta gerçekten farklı bir şey olduğunu hissettim. Zaten biraz daha büyüdüğünüzü hissediyorsunuz. Ama bir yandan da çok daha küçük olduğunuzu hissediyorsunuz. Okulun en küçüğü olduğunuz için kimseyi tanımıyorsunuz, okulu tanımıyorsunuz, öğretmenleri tanımıyorsunuz. Bir de üstte birden 9 ders geliyor. Ders, 9 ders. Öyle bir şoklanıyorsunuz. Hani 9 ders, hangi birine çalışacağım, hangi biri aklımda kalsın. Ben de şahsen oldu. Yani genel olarak uyum süreci zormuş. Bunu anlamış oldum gerçekten. Böyle teneffüslerde gerçekten yalnız dolaştığım zamanlarda yapacak birkaç şeyi buldum kendime. Kitap okumak bahçede tek başınıza ya da sınıfta bir şekilde. Ama bu da çok etkili olmuyor. Çünkü herkes gelip işte sen ne okuyorsun, ne yapıyorsun? Sen zaten çok zekisin, çok çalışkansın, sürekli kitap okuyorsun falan filan. Yani siz de okuyun. Bu da bir seçenek arkadaşlar, siz de okuyabilirsiniz. Evet, bu arada inek muamelesi çok gördüm. Ben olimpiyat sınıfından normal bir sınıfa geldim. Kendi tercihim oldu. Burada belirtmek isterim. O yüzden bana çok inek, çok çalışkan, çok kimseyle ilgilenmeyen, sadece kitap okuyan ve sadece ders çalışan gözüyle bakılıyor. Bu gözle bakılmaktan korkmayın. Ben birazcık şey yapıyordum hani, ya biraz cool bir girl olmalıyım falan. Çok o kadar kasmayın. Ben kendi videolarımda da söylüyorum. Biraz hani çalışkan olmaktan, özellikle 8. sınıfta hiç korkmayın. En sonunda yine çalışkan olanlar kazandığı için, çalışkan olanlar iyi yere geldikleri için bence bunu söylemekten gurur bile duyabilirsiniz. Hani sana çünkü ay sen çok zekisin ya, ay sen çok çalışkansın. Evet çok çalışkanım ya demekten çekinmeyin. Burada birazcık zorbalanmama taktikleri de veriyor gibi olabilirim ama yani sonuç olarak bundan gurur duymanız gerekiyor. Çalışkan olmaktan, zeki olmaktan falan. Ya bunlardan özellikle utanmayı ben yaşadığım için bunları kesinlikle size de söyleyebilirim. Eğer benim gibi hani böyle çalışkan ve derslerini önemseyen biriyseniz sizin için de arkadaş bulmak gerçekten zor olabilir. Çünkü çok öyle çalışkan ve derslerine merak sahne, hani derslerini aşırı derecede önemseyen kişi okulda bulmak zor oluyor. Ve o yüzden pek muhabbetler uymayabiliyor. Uymuyorsa biraz zaman verin, ben de öyle yapacağım şahsen. Ve kendim takılmaktan son zamanlarda keyif almaya bakacağım. Umarım 9. sınıfın sonunda derim ki ya evet çok zorlandım başlarda ama sonra gerçekten çok güzeldi falan diyebilirim. Çünkü şu an okula gitmekten pek keyif almıyorum. Ve biraz okula giderken ayağım geri geri gidiyor. Umarım siz bunları yaşamıyorsunuzdur bu arada ama yaşıyorsanız da birlikte geçeceğiz. Birlikte bu zamanları atlatacağız. Umarım sonunda hepimiz mutlu olacağız. En çok istediğim şey bu. En çok istediğim şey okula mutlu mutlu gidebilmek. Bazen insan 8. sınıf dönemini bile özleyebiliyor. Ciddiyim. Yani şu an 9. sınıfım böyle geçiyor. İlk haftam, ikinci haftam böyle geçti. Biraz sıkıntılıydı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın.